Benim niye her Eskişehir'e gittiğimde başıma bir iş geliyor? Sanki biri büyü yapmış, şehre girdiğimde Yılmaz Büyükerşen gereken yapılsın demiş gibi. Evren oraya gitmemi istemiyor resmen. Son 3 gidişimi sıralıyorum. İlk gittiğimde sigara içilebilir bir mekanda sigara içtim diye sapıkları kovdukları gibi kovdular mekandan. İkinci gidişimde ilişkim bitti. Son gidişimde de dönüş yolunda plakam düştü. Bayram için İnegöl'e gitmiştim. Orası artık pek sarmadığı için beni Eskişehir'e günübirlik arkadaşların yanına gittim. Gitmezsem depresyona sokuyor o ilçe beni. Bir de eskiden otobüsle giderdim, şimdi motorla gidiyorum. Kadıköy'den çıkıp İnegöl gibi bir yerde direkt inince kültür şoku yaşıyorsun. 2 saat içinde 100 yıl geçmişe döndürüyor. Yine zamanla gelişim de oldu ha. Bunu es geçmeyelim bak. Son gittiğimde şort giyen bir kadın gördüm. Dedim vay be, artık daha az rahatsız ediyorlar herhalde şort giyenleri. Tam bu anda Ebu Sıddık tipli biri tek nöronuyla medeniyetsiz uyumak mı diyecektir? Hayır beyinsiz. Medeniyet başka yaşamlara saygı göstermektir. Böyle bir düşünce bütün şehre yayıldığı için de bulduğum ilk fırsatta kaçıyorum başka yere. Kafam kaldırmıyor artık çünkü. Eskişehir'de güzel bir gün geçirdim. Bir yıldır da gitmiyordum, iyi oldu. Hava kararmadan yola çıktım. Her şey o ana kadar çok güzel. Mezitler diye çok sıkıntılı bir yol var. Bayağı ölümlü kaza olmuş bir yol. Hatta motorcular bilir Caner Bir'in kaza yaptığı yer. Virajı çok fazladır ve ilerisini göremediğim virajlar bunlar. Ona göre yavaş süreyim desem bu sefer de yol kaygan veya çok çukurlu. Resmen insanlar kaza yapsın diye olan bir yol. Tehlikeli olduğu için yavaş yavaş gidiyorum. Bir yerde bir çukuru göremedim. Motorun üstünde zıplattı resmen çukur. Şu ana kadar yolda girdiğim en derin çukurdu hatta. Yine de yolu bitirdim başıma bir şey gelmeden. Eve gelmeden markete uğradım, onunla konuşuyorduk. Motor muhabbeti yapıldı. O sırada bir baktım plaka yok. Uçmuş. Büyük ihtimal o çukurda uçtu gitti. Sürücü değilseniz bilmeyebilirsiniz ama plaka aracı kullanabilmen için en önemli parçalardan biri. Onsuz dışarı çıkamıyorsun. Dışarıda bir polis görürse aracı bağlıyorlar. 2000 civarı bir para cezası kesiyorlar. Bunun üzerine çekici parası, otopark parası falan derken iyice katlanıyor. Çıkarttırması 1-2 saat ama bayramdan dolayı resmi kurumlar izinli. Soruşturduk anca bayramdan sonraki ilk iş gününde çıkarabilirmişiz. Daha Arife günündeyiz. Ben zaten bayramın ikinci gününün gecesi döneceğim. Planım bu. Bütün işimi de buna göre ayarlamışım. Devletteki gelişmesi gereken şeylerden biri de bu. Madem bir şey bu kadar önemliyse nöbetçi atarsın. Bir şekilde çözmen gerekir. Ama bizde memur sisteminin nasıl işlediğini anlatmaya gerek yok. Otobüste dönsem bir hafta sonra tekrar motoru almak için dönmem gerekecek. Tonla sorun oluşturacak o da. Dümdüz yola çıksam polis bir yakalarsa geçmiş olsun. Arkadaşlara soruyorum ne yapabiliriz diye. Kimse tatmin edici çözüm de bulamıyor. Arabayla çıkıp plakayı bile aradık 30 kilometrelik bir alanda. Bulamadık tabii ki. Sadece o da değil, şehir içi de bir yere gidemiyorsun. Ne yapalım ne yapalım diye kara kara düşünürken lakabı deli olan bir arkadaşın yapma dediği bir şekilde çözdüm o işi. Anlatamam tabii ki burada. Bir daha da Eskişehir'e giderken artık kendimi kısıtlayacağım. Kırgın olanlarla barışıp öyle gideceğim. Bir şeyler yapmam lazım ki artık başıma başka bir şey gelmesin. Bu da böyle bir yorucu anıydı dostlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.